4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 106 Ferman Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. Ferman Yayınları sayfa 1063. Etkinlik aşağıdaki çerçevelerin içerisine seçeceğiniz 2 teknolojik ürünün geçmişteki ve günümüzdeki görsellerini bulup yapıştırınız. Bu ürünlerin geçmişteki ve günümüzdeki kullanım şekillerini karşılaştırarak aralarındaki farkları kısaca yazınız. Cevap: geçmişteki kullanım şekilleri sınırlıyken, şimdi çok daha fazla teknolojik ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Söyleyelim konuya hazırlık kapsamında en sık kullandığınız teknolojik ürünün gelişim tarihçesini, kullanma alanlarını ve sizin kullanma amacınızı yazdığınız metni okuyunuz. Arkadaşlarınızın hazırladıkları yazıları dinledikten sonra sınıfınızda hakkında en çok yazı hazırlanan teknolojik ürünün hangisi olduğunu belirleyiniz. Cevap: bilgisayarın gelişim tarihçesi. Bilgisayarın tarihi, 19. yüzyılın başlarına kadar Charles Babbagin, analitik motor, unu tasarlamasına dayanır. 20. yüzyılın ortalarında, dijital bilgisayarların ilk prototipleri geliştirildi. 1970'lerin sonlarına doğru, kişisel bilgisayarlar, PC, tüketici pazarına girdi ve teknolojik ilerlemelerle birlikte daha güçlü ve taşınabilir hale geldi. Kullanma alanları. Eğitim, öğrencilere konuları öğretmek, projeler hazırlamak için. İş, veri analizi, e-posta gönderme, sunum hazırlama gibi işlemler. Eğlence, oyun oynamak, film izlemek, müzik dinlemek. Sosyal medya, insanlarla iletişimde bulunma ve dünya hakkında bilgi edinme. Araştırma, internet üzerinden bilgi araştırması yapma. Benim kullanma amacım, bilgisayarı en çok, çalışmalarımı ve araştırmalarımı yapmak, aynı zamanda sosyal medya ve eğlence için kullanıyorum. Bu bilgileri, dosya kağıdınıza uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Deneyelim tüplü bilgisayar monitörleri ve jetonlu sabit telefonların gelişim tarihçesini araştırarak bir rapor oluşturunuz. Raporunuzu sınıfınızda sununuz. Cevap: tüplü bilgisayar monitörleri ve jetonlu sabit telefonların gelişim tarihçesi. Tüplü bilgisayar monitörleri. Tüplü bilgisayar monitörleri, 20. yüzyılın ortalarında kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başlamasıyla popülerlik kazanmıştır. Bu monitörler, katot ışın tüpü, CRT teknolojisiyle çalışırlar. CRT, içerisindeki elektronları bir ekrana odaklayarak görüntüyü oluşturur. 1990'lar ve 2000'lerin başında, tüplü monitörler masaüstü bilgisayarlarda standarttı. Ancak, daha ince ve enerji verimli LCD ve LED monitörlerin ortaya çıkmasıyla popülerliklerini kaybettiler. Jetonlu sabit telefonlar. Jetonlu telefonlar, 20. yüzyılın başında halka açık alanlarda, özellikle tren istasyonları, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi yoğun trafiğe sahip yerlerde hizmet vermeye başlamıştır. Kullanıcının konuşma süresi için önceden jeton atarak telefon etmesini sağlar. Teknolojik ilerlemeler ve mobil telefonların yaygınlaşmasıyla jetonlu telefonların popülerliği azalmıştır. Ancak, bazı bölgelerde hala aktif olarak kullanılmaktadırlar, özellikle kırsal ve sinyal alımının zayıf olduğu bölgelerde. Sonuç, tüplü monitörler ve jetonlu telefonlar, teknolojik gelişmelerle birlikte yerlerini daha modern cihazlara bırakmışlardır. Ancak, her iki teknoloji de tarihlerinde önemli bir yere sahiptir ve teknolojik evrimin önemli kilometre taşlarındandır. 4. Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.